Ara pası, Devrim Taşkaya ve gol! Yusuf Emre Kasal pasını buluşturdu. Kahramanmaraş Spor'un genç oyuncusu Devrim Taşkaya 45+2. Dakikada Kahramanmaraş Spor'u 1-0 öne geçiriyor. Golü attık. İlk devreyi sonuçlandırdık sevgili izleyenler. Yusuf Emre Kasal çalışılmış bir pozisyonu denedi. Eser oyunu başlattı. Yusuf Emre Kasal topu Devrim Taşkaya'ya gönderdi. Sürpriz golcü, genç futbolcu Devrim Taşkaya Kahramanmaraş Spor'u 1-0 öne geçirdi sevgili izleyenler. İkinci yarıda ise ilk yarının tam aksine bir Kahramanmaraş Spor vardı. Kalesinde sürekli ataklar gören Akdeniz Aslanları ikinci santradan sonra sadece 18 dakika dayanabildi ve 58. dakikada kalesinde golü gördü. Durum 1-1'e geldi. Yiğit Göney, Yiğit'in ortası, Ahmet Delal'in kafa vuruşu ve gol. Fethi Spor dakikalar 58'i gösterdiğinde eşitliği buluyor. Kalesinde gördüğü golün ardından tam kendine geldi. Oyununu ortaya koymaya başladı derken dakikalar 83'ü gösterdiğinde ikinci yarıda oyuna dahil olan Metin Sevinç Fethiyespor'u 2-1 öne geçirdi. Metin Sevinç ofsaytta değildi. Metin Serbay karşısında. Metin kaleye doğru şutu ve gol. Metin Sevinç Fethiyespor'u 2-1 öne geçiriyor. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde sevgili izleyenler. 12 Şubat stadyumunda besteler yerini sessizliğe bıraktığı anda golcü evet. Yakup Ramazan Zorlu sahneye çıktı ve durumu 2-1'e getirdi. Karşılaşma bu skorla ve sona erdi. Devrim Taşkaya. Devrim ceza sahasını orta. Ramazan'dan sekti Yakup Ramazan Zorlu. Yakup Ramazan Zorlu ve gol! Ramazan Kaya topu Yakup Ramazan Zorlu ile buluşturdu. Orada topun Yakup Ramazan'a gelmesini istemiştik. Top geldi ve Kahramanmaraş Spor 87. dakikada topu filelere gönderdi ve karşılaşma 2-2 devam edecek sevgili izleyenler. Artık normal sürede son 2 dakika var. Ramazan Kahya Yakup Ramazan Zorlu ile topu buluşturdu. Ve Kahramanmaraş Spor 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 2-1 geriye düşmüştü. Sonrasında 2-2'yi yakalıyor 87. dakikada.